Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere uzun zamandır yapmak istediğim fakat bir türlü cesaret edip de yapamadığım bir video ile karşınızdayım. Bunun tabii ki sebepleri var. Öncelikle hayvan dostlarımızın canının yanacağını düşünen birçok arkadaş var. Ki bu videoda kesinlikle bu balığımızın canı yanmayacak. Aksine daha stressiz olacağı için tedavisini çok sakin ve uygun bir şekilde yapacağım. Tabii bazı arkadaşların tepkisi olabilir. Buna da saygım var. Ancak şöyle düşünün. İnsanlar nasıl ameliyata girmeden önce bayıltılıyor ve ameliyat esnasında bir acı çekmiyorsa bu da aynı şekilde düşünülebilecek bir durum. Balığımızı bayıltıyoruz ve gerekli olan uygulamaları yapıyoruz. Daha sonra balığımızı tekrar sağlıklı bir şekilde uyandırıyoruz. Bu videoda balık nasıl bayıltılır, bayıltılarak balık nasıl tedavi edilir, onunla ilgili bir uygulamayı sizinle paylaşacağım. Ayrıca bu uygulamanın bir avantajı daha var. Bayıltılarak yola çıkartılan, uzun mesafelere gönderilen veya balıklarınızı bir şehirden bir şehire taşımak istediğinizde bu bayıltma yöntemini de uygulayabilirsiniz. Çünkü bayılan balık stresi azalacağı için koyacağınız hava ona çok daha uzun süreler yetecektir. Böylelikle balığınız gitmesini istediğiniz yere sağlıkla ulaşması sağlanacaktır. Şimdi size tedavi etmek istediğim balığı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda o yaralı olan balığımı görüyorsunuz. Bu şeker pembe peacock dediğimiz bir balık. Kendisi benim özel ürettiğim balıklardan biri. Görüyorsunuz burada da kayalar var. Herhalde bu birbirlerini kovaladıkları bir esnada yanlışlıkla kendini yaraladı. Ufak bir yara ama gene de tedavi edilmesinde fayda var arkadaşlar. Bunu şimdi yakalayıp tekrar akvaryuma koymadan önce nasıl tedavi ettiğimi sizlere anlatacağım. Evet, görüyorsunuz. Şu anda çok sağlıklı gözüküyor ama eğer tedavi olmasa o yara herhangi bir şekilde enfekte olabilir ve balığa ileride bir arıza bırakabilir. Evet, görüyorsunuz. Şimdi balığımızı yakalamaya çalışalım. Evet arkadaşlar, şu anda balığımı bayıltacağım. Kaba koydum. Şu anda tabi biraz heyecanı var. O kadar olacak. Çünkü koca akvaryumdan küçük bir kaba geçti. Şimdi arkadaşlar solüsyonu içine koydum ben. Ve yavaş yavaş etkisini gösterecek. Tabi bu solüsyonu daha önceden hazırladığım için şu anda tamamen nüfus etmiş durumda suya ve balığımız şu anda biraz stres yaşıyor olabilir ama hastalanıp ölmesinden çok daha iyidir diye düşünüyorum. Evet, şu anda solüsyonumuz yavaş yavaş etkisini gösteriyor ve balığımız biraz bilinç kaybına uğradı. Tabi bu geçici bir durum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle balığımız şu anda bir acı çekmiyor. Yani bunu üzerine basa basa söylüyorum çünkü yani şu anda balığımı biraz sanki böyle can çekişiyor gibi görebilirsiniz. Bu kesinlikle ve kesinlikle öyle bir şey yok. Balığım şu anda sadece yeni duruma adapte olmaya çalışıyor ve o yüzden biraz tepki gösteriyor. Ama arkadaşlar kesinlikle bu
durumda balığımda bir hastalık, sakatlık veya acı çekecek bir durum yok. Şöyle düşünün, insanlara ameliyatta narkoz nasıl veriliyor? Bir şey hissetmiyoruz. Belki o ana kadar bir acı hissetmiyoruz. Balığımızda şu anda bir nevi narkoz ve kullandığım, birazdan da açıklayacağım zaten, solüsyon kesinlikle ve kesinlikle doğal bir solüsyon arkadaşlar. Kimyasal bir şey yok. Bunları siz de rahatlıkla deneyebilirsiniz. Evet, görüyorsunuz balığım şu anda bayılmak üzere ve şimdi birazdan ikinci aşamaya, yani tedavi aşamasına geçeceğim. Onun için malzemelerimi hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz balığım tamamen bayılmış durumda. Solungaçlarının da solunum yapmaya devam ettiğini de farkındasınız. Şimdi balığımı alacağım ve akvaryumdan aldığım suyla ıslattığım bezin üzerine koyacağım. Evet arkadaşlar, şu anda bezin üzerinde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde streste olmadığı için kendini yaralayacak bir pozisyonda değil. Gayet sakin ve tedavi etmeme kendisi de yardımcı oluyor bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz, küçük bir yara ama ne de olsa enfeksiyon kapma riski var. Şimdi ilacımı kullanacağım. İlacımız böyle yaralar için kullanılan bir ilaç. Veteriner olmadığım için ilaç ismi vermiyorum. Bir de ilacı kullanacağımız bir pamuklu çubuk. Evet arkadaşlar, şimdi tedavimizi yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi yaranın üzerine temizliyoruz. Bu bit ve kenelerin açtığı yaraları da temizlemek için kullandığımız bir ilaç. O yüzden açık yaralara da rahatlıkla kullanabiliriz. Böyle şu anda tedavisi için bunu kullanıyorum. Evet. Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi diyebilir bazı arkadaşlar, akvaryumdan çıktığı için balık öldü, ölecek gibi serzenişlerde bulunabilirler. Şunu unutmayın arkadaşlar, bir akvaryum balığı eğer solungaçları kurumazsa 1 saat kadar suyun dışında yaşayabilir. O yüzden bu balığın da şu anda öyle bir sıkıntısı yok Allah'a şükür. Şimdi balığın ayıltma kısmına geldi. Evet arkadaşlar, şimdi tedavisi biten balığımızı tekrar suya koyuyoruz. Bu gene akvaryumdan aldığımız su arkadaşlar. Kesinlikle hemen akvaryuma atmıyoruz. Çünkü kendine gelmediği için ayrıyetten kendini yaralayabilir. Şu anda temiz su arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temiz suya girince balığımız tekrardan hareketlenmeye başlıyor. Burada önemli olan balığımızın hiçbir şekilde acı çekmemesini sağlamak ve tekrardan o güzel halini gördük. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, yani balığımız tekrar canlandı. Bunda bir sakıntı ve şey yok. Balığımız tekrar ayıldı gördüğünüz gibi. Yani bayılttık ve tedavisini yaptıktan sonra balığımız tekrar canlandı. Peki arkadaşlar, bu nasıl oluyor? Şimdi onu anlatayım. Arkadaşlar, bunu kimse bilmez. Çoğu kimse bilmez. O yüzden ilk defa belki siz de duyuyor olacaksınız. Bu kullandığım malzeme arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz karanfil yağı. Evet, bu işlemi biz karanfil yağı ile yapıyoruz arkadaşlar.
hiçbir şekilde yabani veya kimyasal bir şey yok. Tamamen organik ve balığımızı hiçbir şekilde zedelemeyen, gayet hoş tedavisinde uyguladığımız bir malzeme arkadaşlar. Dediğim gibi bunu eğer uzun yolculuğa çıkaracaksanız balıklarınızı bu şekilde bayıltıp bu uzun yolculuğa hazırlayabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz balığımız gayet mutlu ve huzurlu. Artık bunu akvaryuma rahatlıkla koyabiliriz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi balığımız şu anda akvaryumda mutlu ve mesut bir vaziyette dolaşıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet de mutlu arkadaşlar. Eğer dönerse tedavi, evet, gördüğünüz gibi tedavisini yaptığım yarası da şu anda dezenfekte edilmiş. Tabii bunu yara iyileşene kadar yapabilirsiniz, bir sakınca yok. Bu arada arkadaşlar bayağı bir balığım oldu. Herhalde ileride gene bu balıklardan bazı arkadaşlarımıza verebilirim. Evet arkadaşlar, umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Çünkü gerçekten herkesin çok işine yarayabileceğini düşündüğüm ve çok izleneceğini tahmin ettiğim bir video. Bundan sonra eğer balıklarınız hastalanırsa onları nasıl tedavi ederim strese sokmadan diye düşünmenize gerek yok. Bu yöntemi kullanmanız sizi muvaffak edecektir. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bye bye.